Herkese merhaba arkadaşlar bu yayında Getson Fernandez ve Helio Onyekuru transferlerini konuşacağız. Burak Elmas'ın bazı sözleri vardı. 12 futbolcuyla temas halinde olduklarını belirtmişti. 10 gün içerisinde transferleri bitireceğine dair çok güven veren önemli açıklamalar yapmıştı. Tabii doğal olarak sizler de transferleri merak ediyorsunuz özellikle çok uzun zamandır temas kurulan futbolcuları merak ediyorsunuz ve ufak ufak da eleştirmeye başladınız. Tabii kendinizce haklısınız. Ben de e, biat kültürü olan bir insan değilim. Kim olursa olsun, babam da olsa bir süre sonra yanlışları olduğunu düşünüyorsam veya verdiği sözleri tutmadığını gördüğümde eleştirmeye başlıyorum. Bu noktada sizlere kesinlikle hak veriyorum. Ama Aceleci davranmamak lazım. Büyük bir baskı oluşturmamak lazım. Panik yaptırmamak lazım. Bunu da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii ki de kulübümüz çok zorlu bir süreçten geçiyor Galatasaray Spor Kulübü. Çok büyük borçlar var. Artı geçmişten gelen e, ivedilikle ödenmesi e, beklenen borçlar var. Bu borçları ödemeden transfer yapamıyorsunuz. Nitekim e, UEFA ile ilgili temiz kağıda alma noktasındaki sıkıntı çözüldü. Yönetim bu parayı buldu ee, ve sponsorluklar da yavaş yavaş geliyor. Sadece futbol değil, futbol dışı branşlarda basketbolda özellikle atılım yapılması bekleniyor. Bunların hepsinin de zaman içerisinde ben olacağını düşünüyorum. Ben hala da Burak Elmas ve yönetiminden açıkçası e, umutlarını kaybetmiş değilim yani. Zaten işin daha çok başındalar ve güzel işler çıkartacaklarını da düşünüyorum. Öncelikle sizlere bu tavsiyede bulunmak istiyorum. UEFA ile ilgili borç problemi çözüldü. Artık transferleri açıklamanın önünde e, somut bir engel yok, bariyer yok. O bariyer kalktı. Tabi Galatasaray'ın çok büyük bir parası yok. Pazarlıksız transfer yapma lüksü yok. Bu da birazcık işleri uzatıyor. Getson Fernandez ile başlayalım. Getson Fernandez Galatasaray'da oynamak istediğini, Fatih Terim'in Getson Fernandez ile ilgili temas kurup oyuncu ikna ettiğini ve oyuncunun da uzun bir süre Galatasaray kongresini beklediğini biliyoruz. Yani Getson Fernandez, Fatih Terim Galatasaray üçgeninde bir sorun yok. Getson Fatih Hoca'ya inanıyor ve Benfica'da düzenli olarak ilk 11 oynayamayacağı için bir sene daha Fatih Terim'in elinde e, kendisine geleceğini, kendisini geliştireceğini farkında. Bu çok önemli. Fatih Hoca bu noktada bir avantaj oldu Getson Fernandes transferinde. Ama velakin Benfica'yla da Anlaşmak çok kolay değil. Benfica da e, oyuncuyu kiralarken e, kendini koruma altına almak istiyor. Sakatlık olabilir, çok kötü bir sezon geçirebilir vesaire vesaire. Bu nedenle onlar da bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyorlar. Bu opsiyonun 12 milyon euro olduğunu duydum. 12 milyon euro şeklinde bir haber aldım ama 12 milyon euro Galatasarayın ödeyebileceği bir e, bon servis değil. Yani kim olursa olsun Galatasaray artık bu paralara kolay kolay çıkamaz çıkmamalı da. Kendi düşüncemde açıkçası bu yönde Galatasaray'ın çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın teklifinin 8 milyon euro olduğu söyleniyor. 8 milyon euro için Galatasaray Gerson Fernandes profilinde bir futbolcu için koşullarını zorlayabilir. Bu arada 8 de fazla Galatasaray için. Ama 8 olursa Galatasaray koşullarını zorlayabilir. Galatasaray'ın teklifinin de 8 milyon euro olduğunu sizlere ileteyim. Ee, ama somut olan bilgi burada şu. Bir, Galatasaray, Fatih Terim, Gerson Fernandez ile anlaştı. O oyuncu ile kulüp arasında, Fatih Hoca'sında bir sorun yok. Hatta oyuncu Fatih Hoca'ya inanılmaz güveniyor. Ve kendisini geliştireceğinin farkında az önce de söylediğim gibi. Burada problem yok. Problem nerede arkadaşlar? Problem 12 milyon 8 milyon. Galatasaray 8 teklif ediyor. Eee... Benfica'nın beklentisi ise 12 milyon euro ve Galatasaray bu parayı veremez. Burada pazarlıklar bir müddet daha devam edecek. Belki zorunlu satın alma opsiyonu koydurmazlarsa 12'ye de imza atarsın. Sonuç itibariyle almayacaksın. Tekrardan pazarlık yaparsın. Hatta bir tane sosyal medyada mesaj gördüm. Biz e, gerekirse 15 yazsınlar oraya satın alma opsiyonuna. Biz Getson'u kiralayalım. Gelecek sezon deli taklidi yaparız diyor. Yani... Pazarlığı beşten açarız diyor. Ama zorunlu olmaması lazım tabii bu e, hikayenin olabilmesi için. Ben de açıkçası biraz böyle düşünüyorum. Yani e, zorunlu satın alma opsiyonu olmasın. Gerekirse oraya 12 yazsınlar, 15 yazsınlar. Galatasaray bir kez daha kiralasın. Biz artık e, gelecek sezonun sonunda, önümüzdeki sezonun sonunda geç sonla ilgili ne yapacağımızı kara kara o zaman düşünelim. Ama bu sezon mutlaka... Geson Galatasaray'da oynasın. Geson'un Galatasaray'a Galatasaray'ın da Geson'a ihtiyacı var. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Geson Fernandez Galatasaray e, açıkçası e, birleşmesi gerçekleşecektir diye düşünüyorum ki Geson Fernandez'in transferi demek 10 numara profilinde böyle saf 10 numara hatta işte tek pozisyonu 10 numara olan bir transferi de iptal etme noktasına getirecektir. Geson Fernandez bu noktada çok belirleyici olacak. Getson Fernandez transferi 10 numara transferini etkiler. Hatta bence iptal eder. Galatasaray belki e, 8-10 numara iki pozisyonu oynayabilen bir futbolcu arayışına geçer orta sahada. Getson kritik bir noktada. Ve bilgiler bu, e, bu şekilde. Galatasaray oyuncuyla anlaştı. Şu an e, Benfica kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. İnşallah Galatasaray'ın 8 milyon euroluk teklifini kabul ederler. Gelelim Henry Onyekuru'ya. Benim uzmanlık alanım. Onyokuru uzmanı olarak da görüyorum. Çünkü Fransa'da arkadaşlarım var. Ve Monaco kulübünün çevresinde ve Monaco'yu takip eden gazeteciler içerisinde güçlüler. Artık kulüpteki kaynağım da bugüne kadar bana Onyokuru ile ilgili hangi bilgiyi verdiyse doğru çıktı. Bu da yine açıkçası Onyokuru ile ilgili yaptığım araştırmalara güvenmeme neden oluyor. Şimdi Onyokuru'da da sıkıntı yok. Onyokuru'nun... Olympiakos'u reddettiği yönünde bir haber okudum az önce. Daha önce de paylaşılmıştı. Olympiakos ki çok güzel bir teklif yapmış Henry Onyekuru için. Henry Onyekuru son yılları kayıp olan bir futbolcu. Galatasaray'da tam böyle bir kendine gelir gibi oluyor. Ya işte araya pandemi giriyor. İki sezon önce geçen sezon sakatlık hastalık vesaire oldu. Annesi vefat etti. Bir türlü ritmini bulamadı. Ama ona rağmen hep faydalı oldu. Ya penaltı kazandırdı ya gol attı vesaire. Yüzde yüzüyle oynamamasına rağmen çok katkı sağladı. E açıkçası Galatasaray için önemli bir futbolcu. Burada da fiyatı çok uygun bir noktaya inmiş durumda. Yani normalde 4.3'e satın alsan, bon servisini verip alsan Herioryoku'nun çok rahat, e, kötü bir sezon geçirse bile 4 milyon euro civar bir paraya satarsın. Hiçbir sıkıntı da yaşamazsın genç bir futbolcu. 2 yıl, 10 yıl, üç yıllık sözleşme yap, iki yıl taş gibi topun oynasın, e, üçüncü yılda sen çok rahat 4 milyon euronun hatta 10 milyon euronun üzerinde bir paraya satabilirsin. O yüzden kötü bir yatırım değil. Zira Getson Fernandez de öyle. Ama 8 biraz fazla Galatasaray'ı zorlar. 4'e 5'e Getson da mesela. Müthiş bir yatırım olur. Keşke alabilsen. Onyekuru'ya dönelim. Onyekuru için Galatasaray'ın teklifini söylüyorum size arkadaşlar. 2,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay. Ve görüşmelerde burada tıkanmış durumda. Yani Monaco pay falan istemiyor. Direkt oyuncuyu satmak istiyor. İstediği para da 4 milyon euro. Yani öyle 3'e bile inmiş değiller şu an için. 4 milyon euro para istiyorlar. Galatasaray'da tabi B planları oluşturuyor. Sağda solda başka isimleri duyuyoruz. En son bir tane daha Kanat'ta Sevilla'da oynayan bir çocuk yazıldı biliyorsunuz. Galatasaray bir yandan BC planlarını yapıyor. Ama Onyekuru transferinde gelinen nokta bu. Galatasaray 2,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay. Monaco ise direkt 4 milyon euro istiyor. Ben 3 milyon euroya bu iş tatlı su içerisinde çözülsün diyorum. Tatlı <laughs> sonuçlansın diyorum. Ama bekleyip göreceğiz. Kolay bir iş değil. E ee, kulüpler de tabii çok zarar etmek istemiyorlar. Monaco da tamam öyle ekonomik problemleri olan bir kulüp değil ama bu kadar büyük bir zararda etmek istemiyorlar. Bakalım neler olacak. İnşallah 3 milyon euro civarı bir paraya bir sonraki satıştan pay vermeden Galatasaray bu transferi bitirir. Zira Ben Henry Onyekuru'nun Galatasaray için çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. E ee, Henry Onyekuru sol kanatta yapacaklarıyla Galatasaray'a çok büyük bir artı kazandıracaktır. Fatih Terim'in elinde sadece bir açık oyuncusu değil aynı zamanda bir golcü bir kanat forvet hüviyetine de bürünüyor. Ben çok değerli buluyorum. Galatasaray'a seviye atlatacak bir isim olarak görüyorum. Bazılarınız itiraz etse de benim için böyle. Evet sevgili arkadaşlar. Onyekuru ve Getson Fernandes transferlerini bu kısa videoda sizler için özetlemek istedim. Umarım beğenirsiniz. Like yaparsınız. Soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Abone olmayanları da abone olmaya davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.